Kendimi bu resimde kayalıklarda yürüyen figürlerden birinin yerine koyuyorum. Ve etrafımda sertçe esen rüzgarı hissedebiliyorum. Kayalıklarda nasıl da dengemin bozulacağını düşünüyorum. Gömleğimin kumaşının rüzgarda nasıl sarvulduğunu duyuyorum. Sanırım şimdi ses efektleri için hazırız. İyi bir fikir değildi bu. Monet'in buna ihtiyacı yok. Bu aydınlık yaz günündeyiz. Kuzeybatı Fransa'da. İngiliz kanalında deniz kenarında bir tatil belgesinde kayalıkların üzerinde yürüyoruz. Ve bu iki kadını görüyoruz. Bu çok tatlı bir resim. İnsanlar doğada bir patikada yürüyorlar. Bence hemen bu anın nasıl bir şey olduğunu biliyorum dememiz Monet'in bugün hala yapılan bir şey yaptığını gösteriyor. Deniz kenarında tatile gidiyoruz. Kayalıkların üzerinde bir yürüyüş yapmak, rüzgarı hissetmek ve denizi seyretmek harika. Hala onun yaşadığı modern dünyanın bir parçasıyız ve bu nedenle fırça darbelerinde karşılaştığımız gerçek bir yakınlık hissi var. Tuvalin üzerinde dolaşan onun eli ama aynı zamanda rüzgarda çimenlerin arasında kayalıkların üzerinde savruluyor. Bütün bunları figürlerin dikeyliğini tekrarlayan kayalıkların üzerinde gördüğümüz iki dikey öğe çevriliyor. Kayalıkların yüzeyini aydınlık bir gün hissi yaratmak için nasıl kullanmış bakın. Koyu bir gölgede duruyorlar. Kontrast o kadar keskin ki bize güneşin parladığı anları hatırlatıyor. Resim tamamen anlık. Önceden planlamadan yapılmış gibi görünmesine rağmen aslında özenle oluşturulmuş. Monet'in mektuplarından biliyoruz ki 1880'lerin başında Normandiya'daki bu sahneleri bu resmi yaparken neredeyse 100 tane yapmış. Bunlara tekrar tekrar geri dönüyor. 10, 15, hatta bazen 20 kez. Ve böylece gerçekten kat kat boya oluşuyor. Eğer resme yaklaşırsanız bu katmanları görebilirsiniz. Bu manzaranın anlık ve geçiciliği Monet'in bu etkiyi yaratabilmek için gerçekten çok çalışmasıyla çelişiyor. Hadi bir adım daha gidelim. Ve buna gerçekten yakından bakalım. Zaman zaman arada boyanın hala yeni uygulanmış gibi olduğu alanlar var. Hatırlayın, bu yağlı boya. Pek çabuk kurumuyor ve ıslak boyanın üzerine ıslak boyayı nasıl uyguladığını görebiliyorsunuz. Ve eğer boya kurumadan üzerine boya sürerseniz, alttaki katmanı bulaştırırsınız. Kayalıkların üzerindeki kadınlara bakarsanız bunu görebilirsiniz. Elbiselerine bakın. Örneğin bize yakın olan kadında elbisesinin alt kısmında nasıl bir beyazlık olduğunu görüyor musunuz? Yani elbisenin alt kısmı nasıl bacakların arkasına doğru itilmiş bakın. Gerçekten bize rüzgar hissi veriyor. Ve sonra fırça darbeleri de aynı yönde hareket ediyor. Beyazın kırmızı rengi aşağıya etip birazını nasıl yukarıya taşıdığına bakın. İşte burada ıslak boyanın bir başka ıslak boyayı yüzeyde bir yerden bir yere nasıl ittiğini görüyoruz. Bunu arka plandaki figürde de görebiliriz. Şemsiyenin üstündeki kırmızı rengi eklediği beyaza katmanın altındaki kırmızı birbirine karışıyor. Evet ve bu da örneğin ufuk çizgisinden oldukça farklı. Orada soğuk, neredeyse yeşime benzer bir yeşili fark edeceksiniz. Ama aynı zamanda bazı yerlerde boya bir alt katmanın üzerinden geçiyor. Bu açık yeşil rengindeki alt katman kuru olduğu ve üzerinde hala kabartılar olduğu için üzerinden fırçayla geçirdiğinde bu kabartıların daha da arttığını göreceksiniz. Bu da kurumuş boyanın üzerine ıslak boya uygulaması. Mone malzemeleri hakkında inanılmaz bir bilgiye sahip ve istediği etkiyi elde etmek için bunlarla ne yapacağını da iyi biliyor. Bence ne gördüğüne gerçekten dikkat etmek için orada. Bu resim görmenin verdiği hazla ilgili. Bir gezgin anı. Bu figürler kayalıklarda yürümenin keyfine varıyor. Kayalıkların, denizin, gökyüzünün ve hareket eden bulutların oluşturduğu müthiş manzaraya bakıyorlar. Biz bu görsel hazlı görebiliyoruz. Ve onlar da bunu yaşıyorlar. Bu modern dünyaya bakmakla ilgili. Tatilde vakit geçiren orta sınıf deneyimi hepimizin ait olabileceği bir şey. Bizi de harika bir şekilde içten ve doğrudan dahil edecek şekilde resme aktarmış. Böylece rüzgarı da hissedebiliyoruz.